Muhtemelen. Arkaya yazı yazsınlar o zaman. Evet, şimdi havalimanından kaçış deyince akla Eylem Tok'la yavrusu geliyor. Sevgili kardeşimizi maalesef vefat etmiş idi çarparak. Ve ardından da Mısır'a, sonra da gittiler, kaçtılar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Zaten New York'ta da bir hayli fazla fotoğraf kareleriyle gündemi yine meşgul etmişti. Timur Cihan Timur annesi Eylem Tok ile beraber. Ayşe Ceren Saltoğlu babasının çalışanı, onları havalimanından uğurlamışlardı. Tek o tutuklu şu anda. Çünkü geçen gün baba da çağrıldı ifadeye. O bakınız efendim, Ayşe Ceren Saltoğlu kimmiş neymiş, ona bir bakalım, sonra konuşalım üzerine. Ben Ceren Saltoğlu. Yürüyüşlerime başladım. Açıkçası bu mevsimi kaçırsaydım çok üzülürdüm. Kilo verdi, gençleşip güzelleşti. İddiaya göre borcunu ödemek için de firara yardım etti. Şu an kendimi eskisinden daha mutsuz hissediyorum. ATV kazasında tek yanan gibi gözüken Ayşe Ceren Saltoğlu üst üste yaptırdığı ameliyatların faturasını tutuklanarak ödedi. Önümde çok güzel bir hayat olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. 16 yaşındaki Timur Cihan Timur cerrah babasının lüks aracını almış, Oğuz Murat Hacı'yı hayattan koparıp 4 kişiyi de yaralamıştı. Vallahi çok zorlanıyorum ya. İnsanlık dışı bir davranış. Ben şahsen görünce üzüldüm. Kaza mahalline giden anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, sonra da Amerika'ya kaçırdı. Onları havalimanına bırakan Ayşe Ceren Saltoğlu baba Bülent Cihan Timur'un çalışanıydı. Aileyle yolu 7 yıl önce kesişmiş, ameliyat masasına yattıktan sonra 72 kilo vermişti. 130 kiloydum. 130 kilodan 59 kiloya düştüm. Devamı da geldi. Ünlü cerrahın estetik merkezinde defalarca gerdirme ve göğüs ameliyatı geçirdi. Kendini baştan yaratan Saltoğlu, iddiaya göre borcunu ödemek için Bülent Cihan Timur'un estetik merkezinde işe girdi. Çok heyecanlıyım yeni hayatım için. O kara gecede sosyetik yazarın yanındaydı. Kaza haberini alan patronunun talimatlarını tek tek uyguladı. İleriye bakmak zorunda olduğumu biliyordum. Firari Eylem Tok'la oğlu Amerika'da güle oynaya gezerken baba Bülent Cihan Timur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğlunuzla eşiniz Amerika'dan dönecek. Feci kazanın ardından sadece kaçış planına yardım etmekle suçlanan Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Çok mutluyum, çok keyifliyim. İadeleri istenen anne oğulsa hala Amerika'da. Bu konuyu tek sürekli konuşacağız, konuşmaya devam ediyoruz. Ta ki onlar buraya gelinceye, dönünceye kadar. Zira Cuma günü babanın vermiş olduğu ifadede o da aynı şekilde oğlum ve eşimin buraya dönmesi gerekiyor bu konuda. Ben de onların dönmesini istiyorum şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Ne diyecek, hayır dönmesin mi mesela? Hani baktığınız zaman sonuçta o da serbest bırakıldı da adli kontrol şartıyla. Oğlumu göremiyorum, dönmesini çok istiyorum. En ufak bir iştirakim yoktur bu olayda. Olaydan sonra kaçmaya çalışmadım. Her şeyim burada. Gizlemek, saklamak delilleri, hiçbir eylemim olmadı. Kimseyi de yönlendirmedim diyor mesela baba. Evet. Bu hanımefendi de babanın çalışanı. Dolayısıyla yani hani ve verdiği röportajda önümde çok güzel bir hayat olduğunu hissediyorum diyen bu Ayşe Ceren Saltoğlu tek tutuklu sanık. Evet. Daha doğrusu tek tutuklu isim. Tek tutuklu isim. Ya muhtemelen aile yakınlaşmış anne, zaman içerisinde. Yani bayağı bir yakınlaşmış tabii canım. Anneyle de arkadaş olmuş. Zaten arabayı kullanıyor. Onun verdiği ifadede de anne Eylem Tok sürekli telefonda konuşuyordu. Ben yola o kadar konsantre olmuştum ki ne konuştuklarını bilmiyorum falan filan gibilerinden bazı açıklamaları, daha doğrusu savunması var idi. Neyse tutuklandı. Sadece tutuklu o. Daha ne konuşur ne konuşmaz ilerleyen günlerde bilemem ama bu iki tipin de geleceğini çok fazla en azından kendi inisiyatifleriyle uygun görmüyor. Ya doğrusu geleceklerini çok düşünmüyorum. Ancak Amerikalı makamlar FBI'ından CIA'ya artık her neyse devreye girer de suçlu olarak alıp getirir. Hem de yavrusunun hayatını kurtarır. Eylem Tok'unda aslında ne olduğu ortaya çıkmış olur. Zaten bu böyle bir durum. Zaten ortada değil mi yani Murat'cığım, o ortada değil mi? Yani ne kadar söylerse söylesin annelik duygularıyla yaptığını tartışma, kamuoyunda, psikologlara oradan buradan herkese bir şeyler konuşuyor. Hı. Ne yapardınız siz olsaydınız bu konuda, bu anda, bu yerde diye.
Dolayısıyla yani bu sorunun altına, sorulması bile abesleştigal diye düşünürüm. Kesinlikle. Hiç gereksiz yani. Bütün bunların altına sığınarak kendince bir açıklama yapmış hemen akabinde biliyorsun. Ama kabul görmedi. Yani bunun kabul görecek herhangi bir tarafı yok. Yok. Bak şöyle bir şey olabilirdi. Evet biz bunu yaptık. Daha doğrusu böyle bir olay oldu. Hiç kimse yani biler isteye o işi yapmamıştır. Evet, panikle, şokla kaçtık. Hani bunu öyle bir şey yapsaydı ne bu kadar çok konuşulacaktı? Ne bu işin altında acaba başka ne işler var diye sorular sorulmayacaktı. Şunlar olmayacaktı, bunlar olmayacaktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyoruz ama yani 1970'lerde değiliz ki. Bak adam iki tane fotoğraf karesi çekiyor bir arkadaşımız. Hemen anında tüm Türkiye bununla yankılanabiliyor. Peki bir de şöyle de bir durum var. Bu insan gidiyor Amerika'da, Miami'de, New York'ta her neyse fotoğrafını çekiyor. Ya kendini tutamayıp iki tane tabiri caizse dalsaydı bu arkadaşlara? Yani işin fiziksel boyutu da önümüzdeki günlerde çıkabilir. Tamam mı? Dolayısıyla yani o kadar bir çukura bir yalan çukuruna düştüler ki debelendikçe batacaklar. Evet. Amerika dahil, Brezilya dahil, Honolulu'ya gitseler, burnumuzun dibi de Suriye'ye gitseler, Afganistan'a gitseler gelmek zorundalar, hesap vermek zorundalar. Zorundalar. Burada. Bu hesap verilecek elbette. Yani buradaki hikayede bir plan varsa eğer bu plan tamamen kaçışla ilgili yapılan bir plan. Çünkü bu kaza gerçekten adı üzerinde kaza. Hiç kimse böyle bir şeyin olmasını, birinin hayattan kopmasını, o gençlerin o arabada buna maruz olmasını kim hayal edebilirdi, kim düşünebilirdi? Ehliyetsiz o direksiyonun başına geçiyorsan belki alkol tabii var, ki. Belki uyuşturucu madde var. Onu ben bilmiyorum ki nereden bileyim. Ve işin kötü yanı geçenlerde de söyledim. Bu olay bu tür yaşayan ve büyüyen gençler için kötü bir örnek. Çünkü ben ne yaparsam yapayım ailem parasıyla ya da işte gücüyle her şeyi kapatabiliyor diye düşünen bir güruh yetişebilir aramızda. O da hoş değil yani. Hiç iyi bir örnek değil, hiç hoş bir örnek değil. Zaten şu kareden de rahatlıkları ve bunu yapmanın üzerlerinde herhangi bir etki bırakmadığını da görüyoruz. Tabii içi senin dışı beni yakar durumu kim bilir ama ben ne hissediyorum orada sen gel bir de bana sor diyordur. Ama işte çok yok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hayır Ebru'cum Allah Allah çünkü yapma. Eğer ne diyecek gel bana sor Allah aşkına burada hani New York'tayız ama sorma ne zamanlarda ya dedim ya 50 tane uçak ya. Kalkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii Türkiye'ye. Tabii. Atlarsın gelirsin bir uçağa 2 tane business bileti ya. Bu kadar basit. Ekonomi de gelmez bunlar. Kaçışları anladım. Da business olmuştur. Para pul çok fazla. Gelirler business'la ya bu kadar rahatlarına bu kadar düşkünlerse. Bu kadar Ebru olmaz bu iş ya. Olur mu öyle şey canım? Ya yapanın yanına kar kalacak bir ortamda yaşıyorsa. Asla. Yani Allah'a havale ettikle olmaz bu iş. Yani burada hesabı sorulacak bu durumu. Ki onun için de yargı çalışıyor zaten. Kesinlikle öyle.